Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu askeri taktikler Amerika Birleşik Devletleri'ni korkuturken, Pentagon'da görevli üst düzey bir yetkili harekatları mercek altına aldı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer ABD ordusu tarafından mercek altına alındı. Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söylerken, bu taktikleri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade ederek, ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ Harekatı'nda Ermenistan'a karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor. ABD ordusundan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmelerine izin verdiğini söyledi. General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve kamikaze dronları Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi. Pentagon'da görevli general, bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır dedi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Karabağ'ı kurtarma harekatında üst düzey Türk subayların yer aldığı biliniyor. İspanya'da en çok tiraja sahip olan gazetelerden biri olan El País'te Andres Murenza tarafından Türk silahsız ve silahlı insansız hava araçlarına yönelik bir yazı kaleme alındı. Savunma sanayi uzmanlarının görüşlerine yer verilen Yeni Cennetin Efendileri başlıklı yazıda, Azerbaycan'ın Türk üretimi Bayraktar TB2 ve Anka Seler sayesinde Karabağ'da zafer kazandığı belirtildi. Gökyüzünün yeni sahipleri denilen Türk üretimi silahlı insansız hava araçları için, savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar. Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer ifadeleri kullanıldı. Analizde, Bayraktar TB2'nin maliyetine değinilerek muadilleriyle ve savaş uçaklarıyla kıyaslaması yapıldı. Hava savunma sistemlerinin hızlı uçan daha büyük uçakları tespit etmek için tasarlandığı bu yüzden insansız hava araçlarına karşı karlı bir sistem olmadığı belirtilerek, Bayraktar TB2 gibi bir dronun maliyeti $5 milyon olurken, F-35 gibi bir savaşçının maliyeti ise $80 milyon buluyor sözlerine yer verildi. Fransız gazeteleri de Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının başarılarına yer vermeye devam ediyor. Fransız L'Opinion gazetesi, Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemleri çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki insansız hava araçlarını durduramadılar dedi. Gazete, aynı şeyin Suriye'de, özellikle de Libya'da da olduğunu yazdı. Türkiye, sinyal bozucu sistemler alanında çok şey geliştirdi denilen haberde, Rusya'nın üst düzey jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik savaşta da büyük adımlar attı. Türkiye savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal şirketlere dayalı iradesinden kaynaklanmaktadır dedi. Ermenistan medyasında yer alan haberde, sözde Karabağ Cumhuriyeti lideri Arayik Harutyunyan'ın Rusya'ya kaçtığı iddia edildi. Haberde, Ermeni ayrılıkçıların lideri olan Arayik Harutyunyan, Bakü'de kendisine karşı açılan ceza davasının ardından Azerbaycan toprakları olan Karabağ'dan Rusya'ya kaçtı. Haberde, Harutyunyan'ın Moskova'ya gizli bir ziyaret için gittiği de iddialar arasında yer aldı. Haberde, Anna Hagopyan'ın etkisiyle Paşinyan, Harutyunyan'dan kurtulmaya ve yerine Samvel Babayan'ı atamaya karar verdi. Anna Hagopyan Samvel Babayan ikilisine karşı güçsüz olduğunu anlayan Harutyunyan, olası bir istifadan kaçınmak için aceleyle Rusya'ya gitti denildi.
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova'nın eğitimi için maddi yardımda bulundu. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi. Haberde, ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi. We are particularly concerned that the terrorist organizations continue to take advantage of the power vacuums and the disorders around the geography around Turkey. Today, we are conducting a relentless struggle against Daesh, also known as ISIS, the PKK-YPG, as well as the Gülenist terrorist organization. The PKK, the number one issue, is a separatist terrorist organization which is responsible for the deaths of the 40,000 innocent people of Turkey. So the PKK is on the list of the terrorist organization. The YPG is the Syrian branch of the PKK. This is very important. This is a key issue. The YPG, PKK engaged in every type of malign and the oppressive activity. Unfortunately, some refer to this terror group as the Kurds. The Kurds. This is completely incorrect. In fact, the YPG is the biggest oppressor of Kurds. To associate it with the Kurds is the biggest insult to ordinary Kurdish people. Just as Daesh does not represent Muslims, the PKK-YPG does not represent the Kurds. Speaking of Daesh, let me first underline that the Turkey has been at the forefront in the fight against the vicious terrorist organization. We have actively participated in coalition efforts against Daesh and have paid a heavy price. This is why Daesh attacked Turkey and caused the loss of almost 600 innocent Turkish citizens. I should emphasize that the Turkish armed forces is the only, this is very important, only allied army to fight Daesh hand to hand, has neutralized almost 4,000 of the most radical Daesh militants both in Syria and Iraq. In addition, we prevented the entrance of the thousands of the foreign terrorist fighters to Turkey and extradited thousands of them from my country. Despite this fact, we have unfortunately witnessed manipulative claims and disinformation against my country. This is unfair. FETÖ, the Gülenist terrorist organization, is also one of the most serious threats to Turkey. This is a clandestine criminal and the terrorist organization which is the, without the precedent in the terms of its global reach, ambitions, and the methods. To understand the security threat posed by the terrorist organization, it is enough to look at the 15th July coup attempt, failed coup attempt in Turkey. During this attempt, FETÖ, this terrorist organization, killed 251 Turkish citizens and wounded more than 2,000.